Böylece Allah, inkarlarından dolayı İsrailoğullarının kalplerini mühürledi. Çünkü onlar sözlerini çiğnemişlerdi. Çünkü onlar erdemli Meryem'e korkunç iftiralar attılar. Onlar Meryem'in oğlu İsa'yı, Allah'ın elçisini öldürdüklerini söylediler. Oysa öldürememişlerdi. Çarmıha da girememişlerdi. Ama onlara öyle gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu konuda şüphe içindedirler. Bu hususta kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Zira Allah mutlak üstün ve yüce olandır. Her hükmünde tam isabet sahibidir. İsa, Allah katından bir kelime. Milattan sonra 30. Filistin uzun zamandır karışıklık, çatışma ve huzursuzluk içindeydi. Bu kutsal topraklar onlarca yıldır yabancı işgalcilerin hükmü altındaydı. Roma İmparatorluğu Akdeniz'in doğu kıyılarında koloniler oluşturmuş ve bu toprakları sömürgesi haline getirmişti. Ne yapmak niyetindesin? Onlara karşı direneceğiz. Pazarda kaos çıkarıp bu zulme sebep olan o pis domuzları öldüreceğiz. Tam da Pilatus'un buraya geldiği bir günde Romalıları öldürmek hiç de doğru olmaz. Barabas, bu ahmaklık. Yusuf, sen hiç Romalı öldürdün mü? Hayır. Onlar Yahya peygamberi öldürdü. Eğer sen Yahya'nın gerçek bir havarisiysen onun intikamını almalısın. Bu bir onur meselesi. Öldürülen her Romalı başına iki Yahudinin çarmıha gerilmesini izlemek sana nasıl bir onur sağlayacak? Böyle konuşmaların zamanı çoktan geçti. Burası Filistin. Peygamberlerin devrinin sona erdiği bir yer. Artık harekete geçme zamanı geldi. Bizim zamanımız geldi. Bakın kim gelmiş, kale muhafızlarının komutanı. Siz ikiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Güzel katırlarınıza göz kulak oluyoruz sayın büyük büyük komutan hazretleri. Dalga mı geçiyorsunuz? Asla. Biz seni bu katırlarla beraber arabaya koşmak istiyoruz. Seni geberteceğim. Ey zavallı Kudüs! Ey acınası Filistin! Davut ve Süleyman'ın başkenti. Bak ne hallere düştü. Askerler! Büyük Roma İmparatoru Yüce Sezar Tiberius'un valisi
General Pontius Pilatus. Dikkat! Sayın generalim, çok uzun bir yoldan geldiniz. Siz Roma'dayken burada çok şey değişti. Filistin artık sadece bir sömürge değil. Hepsinin o pis suratlarından nefret ediyorum. Sana şu kadarını söyleyeyim Lentos. Buraya geldiğim andan itibaren bir an evvel Roma'ya dönmeyi düşünüyorum. Generalim, size buraya gelir gelmez kötü ve keyifsiz haberler vermek istemezdik doğrusu. Önemli değil, devam et. Efendim, bütün bu olanlar Nasırlı dedikleri bir adamla ilgili. Buralı biri değil. İstihbaratımıza göre insanlar bu adama büyük saygı duyuyor. Yahudi din adamları kendi gelecekleri için bu adamı oldukça tehlikeli görüyor. Bu çok güzel. Gerçekten ondan artık hoşlanmaya başladım. Efendim, bu konu üstünde çok daha fazla durmanızı rica ediyorum. Zamanlamasını gerçekten çok sevdim. Onu her kim gönderdiyse bu iş için çok doğru bir zaman seçmiş. Gerçekten çok doğru bir zaman. Adrian, bu adamın ismi ne demiştin? Nasıralı efendim, Nasıralı İsa. Celili'nin peygamberi, davetine başlarken havari olarak bilinen kendine 12 arkadaş seçti. Kimdi bu havariler? Bir balıkçı olan Simon Petrus ve onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yahya. İsa'ya olan muhabbetinden, Kıbrıs'tan Filistin'e gelen, Barnabas olarak da bilinen Musevi Yusuf. Romalılar için vergi tahsildarlığı yapan ama sonra İsa'ya inanıp onu izleyen Matta. Bir çoban olan Filipus ve Thomas. Küçük Yakup ve Bartolomeus da İsa'nın sadık öğrencileriydi. Doğudan İsa'nın peygamberliğini duyup Kudüs'e gelen Yahya. Ve şüpheci imanın kendisine fayda vermediği Simon'un oğlu Yahuda İskariot. Yüce Rabbimizi bilmek bizim için en büyük nimettir. Ona içtenlikle ibadet etmek bizim için en büyük görevdir. Bu hayatta onun adı için acılara katlanmak en büyük mutluluktur. Çünkü sabredenler ödüllendirilecektir. Ne mutlu dünyevi ihtiraslardan tamamen yüz çeviren imanlı insanlara. Çünkü onlar çok yakında Rabbimin yüce katında en güzel nimetlerle, en güzel hazlarla ödüllendirileceklerdir. Ne mutlu sadece doğrulara acıkıp susayanlara. Çünkü onlar Rabbimin gönderdiği meleklerin onlara sunacağı yiyeceklerle doyacaklardır. Hepiniz bu dünyada misafirsiniz. Sanmayın ki burada sahip olduklarınızı beraberinizde götürebileceksiniz. Hayır. Hayır, götüremeyeceksiniz. Götürebileceğiniz tek şey sadece kendi ruhunuz olacaktır. Yaşarken bunu asla ama asla unutmayın. Ve bunu herkese anlatın. İmparatorluğa ait sömürgelerde yaşayan insanlara gözdağı vermek için Roma'nın askerlerinin İsyanları büyük bir zulümle bastırmaya çalışması
Filistin'de adet halini almıştı. Ölen her Romalı başına iki masum insan çarmıha geriliyordu. General Pilatus'un emriyle isyancılardan sayılan kişi sırtında üstüne gerileceği çarmıhıyla Kudüs'ten Golgota'ya kadar yürütülüyordu. Kudüs'ün işgali başından beri büyük yanlıştı. Buna ne yazık ki Roma karar veriyor, biz değil. Barabas, Romalılar Kudüs'ün eski kapısına kadar geldiler. Ne emredersin? Hadi gidelim. Askerler, geriye dönün. Şehrin içinden Golgota'ya doğru marş, marş! Ey Kudüs'ün genç insanları! Nasıl Hazreti Davut, Calut'u kutsal toprakların bu taşlarıyla yendiyse, sizler de bu topraklarda aynı taşlarla bu imparatorluğu yenebilirsiniz. Hadi taşlayın! Artık zamanı gelmiştir. Asıl taşlarınızı atın ve bu zalim imparatorluğu yıkın. Başlayın! Hadi! Atın taşlarınızı! Atın! Hadi! Taşlayın onları! Zalimleri taşlayın! Zalimleri taşlayın! Hadi taşlayın! Hepsini öldürün! Öldürün! Yakın, yakın! Öldürün! Her yeri yakın! Korkmayın sakın! Her yeri saldırın. Yakın! Saldırın! Saldırın! Efendim, sayıları çok fazla. Yardım çağırmalıyız. Komutanlarını hedef alın! Hadi saldırın! Taşlayın! Zalimler! Hepsini öldürün! Taşlayın! Hiçbirini sağ bırakmayın! Kimseyi bırakmayın! Taşlayın! Hadi! Hadi taşlayın! Hadi öldürün şunu hepsini! Şunu sırtından indirin Çokar! Kes sesini! Öldürün. Demek öyle! Taşlayın! İsyancılar çok yaşa! Pilatus'a lanet olsun! Barabas çok yaşa! Yakın! Yakın! Hadi yakalayın onları! Hadi acele edin! Yakalayın. Koşun! Emirlerinizi bekliyorum general. Duyduğum kadarıyla kulağıma çok kötü haberler geldi. Ne gibi haberler efendim? Asilere gözdağı vermek için düzenlenen çarmıha germe töreninde halk galeyana gelmiş ve isyan çıkmış. Bu arada bütün askerlerimize saldırmışlar. Bütün mahkumların kaçtığı bildirildi. Bu senin hatan Lentos. Dikkatsiz ve ihmalkar davrandığın çok açık. Efendim, ben her türlü tedbiri almıştım. Neyse, şimdi yeniden bir şeyler yapmalıyız. Zindanda olanlardan iki asiyi alın ve hemen Golgota'da çarmıha gelin. Allah'ın elçisi, lütfen bize yardım et. Lütfen kız kardeşime yardım et. Lütfen onu kutsa. Doğduğundan beri sağır ve dilsizdir. Hiçbir şey duymuyor, konuşamıyor. Ne olur ona yardım et İsa. Ne olur ona yardım et. Lütfen bize yardım et. Ona yardım et Allah'ım. Duyabiliyor. Evet kardeşim duyabiliyor. O iyileşti. İsa onu iyileştirdi. İsa. İsa. İsa bize yardım etti. Kardeşim konuşabiliyor. İsa onu konuşturdu. İsa bize yardım etti. Hazreti İsa ibadet etmek için Hazreti Süleyman'ın tapınağına geldiğinde Allah'ın elçisi tarafından kutsanmak, onun dokunuşuyla iyileşebilmek için
Dört bir yandan insanlar oraya akın ettiler. İsa bir yere çıkarak konuşmaya başladı. Yüce Rabbimin adıyla size sesleniyorum. Yüce Rabbim sonsuz iyilik ve merhametiyle bu dünyayı yarattı ki bizler ondan sevgimizi ve inancımızı asla eksik etmeyelim. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayalım. Yüce Rabbim bize kelamını ve buyruklarını onun büyük hizmetkarı Musa'ya Tevrat'ıyla yolladı. Bize yol göstersin, bize öncülük etsin diye. Ama kardeşlerim, kendimize bir sorun. Bizler bugün günahlarımızdan dolayı cezalandırılmamak için ne yapıyoruz? Sonra Hazreti İsa en sert sözlerle İsrail oğullarının hahamlarının ve diğer dini liderlerinin yanlışlarını anlattı. Yüce Allah'ın buyruklarını yalan yanlış yorumlamalarını, kitaptaki Allah'ın buyruklarını riyakarlıkla yeniden yazmaya çalışmalarını, ilahi adaleti görmezden gelmelerini insanlara aktardı. İsa daha sonra kalabalığın arasında kambur bir kadın fark etti. Ve Meryem'in oğlu bu kadına acıdı. Sana yüce Allah'ın adıyla sesleniyorum. Doğrul ve dik dur. Böylece bütün bu insanlar doğruları söylediğimi anlasınlar. Yüce Rabbim sizinle kendi adına konuştuğumu bilmenizi istiyor. Marangoz olan Yusuf'un üvey oğlu Nasıralı İsa güya sağır ve dilsiz birini iyileştirmiş. Bir süre önce de bir fahişeyi şeytanın elinden kurtarıp tövbe ettirmiş. Ve bugün de herkesin ortasında kambur bir kadını doğrultmuş. Size yemin ederim ki yarın yeni mucizeler gerçekleştirirse hiç şaşırmayacağım. Peki o zaman bizler ne yapacağız? Söyler misiniz lütfen? Mesih geldi mi diyeceğiz? Biraz fazla abartıyorsun. Abartıyor muyum? Peki siz neden susuyorsunuz Ekselans Cemalail? İşler ne kadar çığırından çıkarsa çıksın, herkes sizin ne kadar doğru bir çözüm bulacağınızı çok iyi bilir. Allah aşkına, konseyimiz için bu durumu dikkate almalısınız Ekselans artık. Ekselans Kayfas, ben her zaman sizin endişelerinizi dikkate almışımdır. Tıpkı diğer konsey üyelerinin endişelerini dikkate aldığım gibi. Bu yüzden şu anda onun düşmanı olmamızın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer gerçekten doğru söylüyorsa onunla savaşmamamız gerekir. Çünkü bu Tanrı'yla savaşmak demektir. Yok eğer söyledikleri yalansa o zaman kaybedecek bir şeyimiz yok. Nasılsa zaman bütün gerçeği insanların gözünün önüne serecektir. Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Neler duyuyorum böyle? O her şeyi yapmaya kadirdir. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yapmayı istediği her şey gerçekleşir. Yoksa bundan şüphe mi duyuyorsunuz? Biz ondan yemek, kalplerimizi tatmin etmek, bize hakikati söylediğini bilmek ve o hakikate biz de şahitlik yapmak istedik. Böyle bir yemeğin gönderilmesi bizim için bayram olacaktır.
Yüce Rabbim, sizin isteğinizi kabul ettiğini söylüyor ve istediğiniz yemeği gökyüzünden size yollayacağını ve diyor ki, bir gün gelir de aranızdan biri böyle bir mucizeyi inkar ederse, onu bu dünyada daha önce hiç kimsenin tatmadığı bir azaba çarptıracağım. Şimdi size sunulan bu güzel nimetleri büyük Allah'ın adıyla yiyiniz. Ne kadar lezzetli bir balık. Bugüne kadar yakaladığım ve yediğim bütün balıklardan daha lezzetli. Gerçekten hepsi çok lezzetli. Hepsi çok güzel. Sen neden bir şeyler yemiyorsun Yahuda? Merak etme, karşılığını vermek zorunda değilsin. Hadi ye biraz. Biz aciz kullarının isteklerini gerçekleştirdiğin için sana binlerce kez şükürler olsun Yüce Rabbim. Buna inanacağımı sanmayın. Ben aptal değilim. Bu bir rüya, bir mucize değil. Sadece ekmekten bir lokma hayır, al. Göreceksin. Hayır. Ne bir lokma ekmek ne bir balık yiyeceğim. Bir gün gelir de aranızdan biri böyle bir mucizeyi inkar ederse, bu dünyada daha önce hiç kimseyi çarptırmadığım bir azaba onu çarptıracağım. İsa'nın kral olmak istediğini söylüyorlar. Bu konuda sen ne diyorsun? Söyle bakalım. Ha? Kafanın içindekiler ne anlat seni aptal havari. Unutma, herkes tehlike altında. Sen de dikkatli davranırsan akıllılık etmiş olursun Simon'un oğlu. Bir zaman İsa ve havarileri Nain şehrine gidiyorlardı. Yollarının üstünde bir grup Roma askeriyle karşılaştılar ki bir put taşıyorlardı. Ve ardından ölmüş birinin cenazesini gördüler. Bu cenaze dul bir kadının tek oğlunun cenazesiydi. Bu kim? İsa, Nasıralı İsa. Nasıralı İsa geldi. İsa. Ey İsa! Ey Meryem'in oğlu! Senin doğumun bir mucize! O zaman bir mucize gerçekleştir! Allah sana birçok mucize vermiş! Sana yalvarıyorum! Oğlumu hayata döndür! Sana yalvarıyorum! Ağlamayın. O ölmedi. O sadece uyuyor. Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbinin izniyle sesleniyorum genç adam. Ayağa kalk. Ayağa kalk.
Bu mucizeyi herkese haber verin. İsrailoğulları artık Mesih'ine kavuşmuştur. Bu apaçık kanıtlanmıştır. O artık bir ilah olarak ya da Allah'ın oğlu olarak anılmalıdır. Ah. Ey Kudüs ahalisi! Yeni peygamberin geldiğini sizlere müjdelemek isterim. Onun bir ölüyü dirilttiğine gözlerimizle şahit olduk. O Nasıralı İsa'dır ve Allah'ın elçisidir. Artık ikimiz de aynı düşmana sahibiz. Evet, Roma. Hayır, biraz daha iyi düşün Barabas. Senin daha zeki olduğunu sanıyordum. İsa mı demek istiyorsun? Ha? Kesinlikle. Bu senin için çok iyi bir fırsat olacaktır. Sakın direkt olarak ona saldırma. Başlangıçta dolaylı yollarla onu yıpratmalısın. Dedikodunun gücünü kesinlikle küçümseme. Eğer onu bir hançer gibi kullanabilirsen çok keskin olabilir. Mesela onun bir büyücü olduğunu yayabilirsin. Babasının olmadığını, hatta onun bir Romalı olduğunu. Bundan sonra her kim Nasıralı İsa'ya bir ilah ya da Allah'ın oğlu derse derhal onun kanı akıtılacak. Siz dinsizler, siz kafirler, hepiniz ölmelisiniz. Bizler Yahudi bir kral bekliyoruz. Kendine Allah'ın oğlu diyen birini değil. Bütün bu sesler nedir Adrian? Yeni bir kriz efendim. Halk ve bir takım Yahudi yobaz serseriler birbirini yiyor. Görünen o ki küçük çaplı dini bir kargaşa. Ancak bu küçük huzursuzluğun alevlerinin her yeri sarmasından korkarım. Bütün bu olanlar Celile'den gelen o peygamberle başladı. Ve bütün bunlar yine onunla son bulacak. İsa'nın bir ilah ya da Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden herkes öldürülmeli. Saldırın! Kimseye merhamet etmeyin! Öldürün! Böylece Filistin'de büyük bir kargaşa, büyük bir huzursuzluk başladı. Çok tanrılı Roma ordusu başlarda körüklediği ayaklanmaları artık güç kullanarak durdurmak zorunda kalıyordu. Sanhedrin konseyinin hahamları başlangıçta siyaseten sessiz kalmayı seçtiler. Bu kargaşanın ve kıyımın çok yakında halkın gözünde İsa'nın itibarını zedeleyeceğini düşünüyorlardı. Filistin'in her yerinde, köylerinde, kasabalarında insanlar İsa'ya inananlara karşı kışkırtılıyor, savaşa zorlanıyordu. İsa'ya inananlarla inanmayanlar artık silahlanmış ve acımasızca birbirlerini öldürüyorlardı. 40 gün boyunca bu kavga ve kargaşa her yerde hüküm sürdü. Baba oğluyla, kardeş kardeşiyle savaşıyordu. Sonunda şehrin aristokratları ve Sanhedrin konseyi üyeleri Kudüs'ün baş hahamı Yusuf Kayfas'tan harekete geçip halkı sakinleştirmesini ve şehirdeki huzuru yeniden sağlamasını istediler. Böylece Kafyas, Roma valisi Pilatus ve Celile eyaletinin kralı Herod bir araya gelip beraberce halka sükunet çağrısında bulundular. Yusuf Kayfas halka, onunla birlikte Meryem'in oğlu İsa'ya gidip doğruyu onun ağzından öğrenmeyi teklif etti. Ve halk da kabul etti. Kısa zamanda İsa ve havarilerinin Ürdün sahrasında olduğu haberi geldi. Kudüs ve çevre şehirlerin halkı
Onu görmek için hemen oraya gittiler. Halkla beraber Kahinler Şurası'nın birçok üyeleri ve Kudüs'ün baş hahamı Kayfas, Roma valisi Pilatus, onun hizmetçileri ve komutanları da oraya geldiler. Şimdi ne yapacağız sayın baş haham? Sabredeceğiz ve göreceğiz. Ey yüce ilahımız! Bu lanet olası hareket de ne böyle? Allah'tan kork. Hepimizi yaratan Allah'a secde et, insanlara değil. Filistin'de senin bir ilah olduğuna inananların sayısı çok arttı. Kimi senin bir ilah, kimi ise Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. İnsanlar sanki akıllarını kaçırmış. Olayları dindirmek için buraya, Roma valisiyle birlikte gelmemiz için bizi zorladılar. Şimdi sana, senin yüzünden başlayan bu kargaşayı durdurman, insanları sakinleştirmen için yalvarıyoruz. Halkımız parçalara bölündü. Bir kısmı senin bizzat bir ilah olduğuna, bazıları ise Allah'ın oğlu olduğuna, bazıları da Allah'ın son peygamberi olduğuna inanıyor. Peki ya siz hahamlar? Neden kargaşayı körüklediniz? Siz de mi aklınızı kaçırdınız yoksa? Peygamberleri, onun davetlerini, onun sözlerini, yüce Allah'ın yasalarını unuttunuz mu? İnsanların benim hakkımdaki sözlerini asla kabul edemem. Onların sözleri benim insan olmamı değiştirmez. Bunu söyleyenler çok büyük günah işliyorlar. Pekala. O zaman bugün Roma Senatosu'na bir mektup yollayıp insanların sana bir ilah ya da Allah'ın oğlu demelerini yasaklamalarını isteyeceğim. Ve bunu bir an önce yapacağım. Bundan emin olabilirsin. Senin sözlerin benim için bir teselli olamaz. Çünkü Roma'nın aydınlık olarak önerdiği her şey aslında karanlıktır. Benim tesellim son peygamberin gelip benim hakkımdaki yanlış düşüncelerinizi yerle bir etmesi olacaktır. Yüce Rabbimin Hazreti İbrahim'e söz verdiği gibi o peygamberin daveti bir gün gelecek, tüm dünyaya yayılacaktır. Benim tesellim o peygamberin şeriatının hiçbir zaman sona ermeyeceğidir. Çünkü bu davet bizzat yüce Rabbimin sözleridir. İsa'nın bu sözleri Filistin'deki ayaklanmaları dindirmeye başladı. Roma valisi İsa hakkında Roma Senatosu'na bir mektup yazdı. Roma Senatosu, milattan sonra 32. Ekselansları, böyle bir tasarıyı geçirmenin yasal zemini maalesef ki yok. Yasalar buna izin vermiyor efendim. Doğru bir noktaya değindiniz senatör.
Evet. Bu konuda yasal bir zeminimiz yok. Ama burada Roma Senatosu var. Valimiz senatodan böyle bir izin isteyerek kendi kolonisindeki anlaşmazlıklara bir son vermek amacındadır. İmparatorluğun bu kolonisindeki kaos için, yani Filistin'deki huzur için yetenekli bir valimizin böyle iyi niyetli bir amaç uğruna istediğini onaylamak için Roma Senatosu'nun önünde acaba ne gibi bir engel olabilir ki, söyler misiniz bana? Evet, onaylayanlar ellerini kaldırsın lütfen. Onaylanmıştır. Bir gece Kudüs'te Allah korkusunu içinde taşıyan ve İsa'nın peygamberliğine gönülden inanan Sanhedrin Konseyi hahamlarından Nikodimus, İsa'yı ve havarilerini gizlice evinde misafir etti. Ey Nikodimus, söyle bana, beni tapınakta ilk kez gördüğünde daha önceki peygamberlerin şeriatının geçersiz olduğunu mu düşündün, onların doğruluğundan şüphe mi ettin? Doğrusunu söylemek gerekirse evet. Yüce Allah'ın adına yemin ederim ki eğer Musa'nın Tevrat'ı ya da babamız Davut'un Zebur'u bir takım yanlış geleneklere ve riyakar din adamlarının yalan yorumlarıyla saptırılmış olmasaydı, Yüce Rabbim bana kelamını yollamazdı. Neden Musa'nın Tevrat'ı ya da Davut'un kitabı tartışılsın ki? Bütün peygamberlerin şeriatları öyle yozlaştırılmıştır ki bugün insanlar Allah'ın buyruklarını sorgular olmuşlardır. Nasıl bir insanoğlu kahinlerin gözlemlerine ya da riyakar din adamlarının sözlerine inanır ve sanki insanoğlunun değil de Allah'ın hata yaptığını düşünür? Bu Allah tanımazları, bu imansızları, kanlarını döktükleri her peygamber için büyük felaketler beklemektedir. Hangi peygamberi onlar katletmedi ki? Hangi peygamberin eceliyle ölmesine izin verdiler ki? Çok yakında artık bu topraklarda bir tek inançlı insan bırakmayacaklar. Şimdi de beni öldürmek istiyorlar. İbrahim'in çocukları olmakla ve Kudüs'ün en güzel tapınağına egemen olmakla övünüyorlar. Allah şahidimdir ki onlar şeytanın çocuklarıdır. Bu yüzden onun isteklerini yerine getiriyorlar. Çok yakında Hazreti Süleyman'ın kutsal kentinde ve tapınağında her şey o kadar çığırından çıkacak ki tapınakta taş taş üstünde kalmayacak. İsa'nın sözlerini bitirmesiyle Celile'nin peygamberinin sadık bir müridi olan Magdalalı Meryem içeri girdi. Yüce Efendim. Ne oldu Meryem? Abim Lazarus. Lazarus. Abim Lazarus. Ne olmuş abine? Ölüyor Yüce Efendim. Ağlama Meryem. Biricik abi ölümle perçeleşiyorken gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Özür dilerim. Thank you.
Bu sadık hizmetkarınıza erkek kardeşinin ölmeyeceğini söylemiştiniz. Bana söz vermiştiniz. O ölmedi. Ölmedi mi? Biz onu 4 gün önce toprağa verdik. Gerçekten ölü olanlar Allah'a iman etmemiş olanlardır. Lazarus ölmedi. O sadece uykuya daldı. Ey iki cihanın efendisi, ey İbrahim'in, İshak'ın, İsmail'in Rabbi, bu zavallı kadınların acılarına merhamet et, onlara acı, bize sevgini, cömertliğini göster. Sana yalvarıyorum Rabbi. Lazarus! Uyan! Demek Musa'nın dinini tamamlamaya geldiğini söylüyor. Aferin. Aklımdan geçeni okudun. Planımız şöyle. Nasıralı'ya bir kadın götürüp onun zina yaptığını iddia edeceğiz ve ondan bir hükme varmasını isteyeceğiz. İsa'nın hükmü bu kadını ya cezalandırmak ya da affetmek olacaktır. Üçüncü bir seçenek yok. Eğer onu affederse bu Musa'nın kanunlarına aykırı davranmak olur. Biz de onu suçlu ilan ederiz. Yok, eğer onu suçlu bulursa bu sefer kendi ilkelerine ters düşmüş olacak. Yani her halükarda kendi ilkeleriyle ters düşecektir. Cezalandırsa da affetse de onu itham ederiz. Seni görmüşler. Yeter, bir şey yapmadım. Sen Musa'nın kanunlarına göre taşlanman gerekiyor. Hayır. Götürün onu. Taşlayalım onu. Evet, onu taşlayalım. Kesinlikle taşlanmalı. İsa geldi. Bırakalım da Meryem'in oğlu onu yargılasın. Evet, doğru söylüyor. Madem Musa'nın kanunlarını Sanhedrin konseyinin baş ahamlarından daha iyi bildiğini iddia ediyor, bırakalım bu konuda o bir karar versin. Ben masumum. Benim bir günahım yok. Samarya'dan buraya kocamı bulmak için çok uzun yoldan geldim. Bu kadının zina yaptığına, böyle bir günah işlediğine kim şahit olmuş? Ben kendi gözlerimle gördüm. Evet, buna ben de şahidim. Lanet olsun size. Neden yalan Musa'nın söylüyorsunuz? Musa'nın kutsal emirlerine göre zina suçu işleyen bir kadın kesinlikle taşlanmalıdır. Evet, onu taşlayın. Onu öldürün. Öldürün. Hepiniz gelip bu aynaya bakın.
ve aramızdan her kim günahsız çıkarsa bu kadına ilk taşı o atsın. Hayır. Olamaz. Adam delirdi. Ne diyor bu adam? Adam delirdi. Ne yaptığını gördün mü? Evet. Gidelim buradan. Söyle kadın. Seni ayıplayanlar, suçlayanlar şimdi nerede? Sen merhametin peygamberisin. Senin her zaman her yerde en yüce olduğunu duymuştum. Beni suçlayanlar gitti. Benim için kararı verecek olan sensin. En yüce olan ben değilim. En yüce olan Allah'tır. Şimdi huzur içinde git. Ve bir daha hiç günah işleme. Lazarus'un dirilişi itibarımızı zedeledi. Yürüyor, konuşuyor ve her yerde İsa'nın mucizeleriyle ilgili vaazlar veriyor. Öldürün onu. Lazarus mu? Kesinlikle, kesinlikle Lazarus'u. Önce onu öldürmeliyiz. Peki bunu kim yapacak? Ben bunu yapacak uygun birini biliyorum. Kimmiş bu? Genç bir Ferisi öğrenci. Zeki bir muhbir. Bir balık gibi kaygan ve bir yılan gibi uyanık. Bir Yunan akademisinde eğitim görmüş. Dahası çok çok parlak bir Ferisi ustası olan Cemal Ail'den şeriat dersleri almış. Dini bilgisi gerçekten inanılmaz. İnsanları büyüleyen vaazlarını çok gördüm ve duydum. Kendisi Roma vatandaşı ve onu ileride bizimle Romalılar arasında bir irtibat subayı olarak kullanabileceğimize inanıyorum. Adın ne? Şol. Nerelisin sen? Antakyalı mı? Fenikeli mi? Ya da... Şimdilik ben bir Roma vatandaşıyım. Lazarus.
Sanhedrin konseyinin hahamları sinsice bir plan tasarladılar. Plana göre Celile'nin peygamberi tapınağa geldiğinde bir takım ziyaretçiler tarafından öldürülecekti. Bu fısıh bayramı akşamında İsa ve havarilerinin Süleyman'ın tapınağına geldiğinde olacaktı. İsa, Yusuf Kayfas'ın, Celile Kralı Herod'un ve Roma valisi Pilatus'un önünde söylediğin şeyleri unuttun mu yoksa? Hayır. Unutmuş değilim. Bizi bir ilah olmadığını, Allah'ın oğlu olmadığını ve son peygamberde olmadığını söylemiştin. Unuttun mu yoksa bütün bunları ha? Hayır, unutmadım. Peki öyleyse neden etrafına kalabalık bir mürit grubu toplayıp da tam da fısıh bayramının akşamı Süleyman Tapınağı'na geldiğini bize açıklar mısın acaba? İsa, asırlar boyu kutsal kitapların bize öğrettiği şey, gelecek son peygamberin bizim büyük atamız İshak'ın soyundan olduğudur. Bunun doğru olup olmadığını bir kez de senin ağzından duymak isteriz. Hadi, söyle bize İsa. Muhtemelen benim ağzımdan duymak istediğiniz şey bir yalandır. Ama çok iyi bilirsiniz ki ben kesinlikle bir yalancı değilim. Benim ağzımdan yalan duyamazsınız. Yani Musa'nın kanunlarına inanan bizlerin gerçekleri işitmekten korktuğunu mu ima etmeye çalışıyorsun sen? Evet. Çünkü eğer yalan söylersem siz ulu hahamlar, siz ferisiler, siz sadukiler, bütün İsrail'in evlatlarıyla birlikte bana saygı gösterip belki de bana tapacaksınız. Ama eğer doğruyu söylersem hepiniz benden nefret edeceksiniz ve beni öldürmek için uğraşacaksınız. Ama ben yalan söylemem. Bu kesinlikle büyük bir iftiradır. Ey insanlar! Allah'ın gerçek hizmetkarlarına, Allah'ın kutsal evinde nasıl da iftira atıldığına şahit olun. Şahit olun. Artık en sıradan insan bile bu ilahi görünüşün altında yatanın lanetlenmiş şeytanın tavırları olduğunu fark edebilir. Bu açıkça görünüyor, çok açık. Sizce de öyle değil mi? Haksız mıyım? Şeytan ki o sana Allah'ın bu fedakar hahamlarını, Sanhedrin'in inançlı önderlerini ve bu kutsal tapınağın hacılarını aşağılama cesaretini veriyor. Bu nasıl olur? Ey hahamlar ve siz ferisiler, eğer ben bir günahkarsam neden bana akıl danıştınız, benden nasihat beklediniz ve beni düşmanınız ilan etmediniz? Eğer ben günah işlediysem bana bunu kardeşçe anlatsaydınız. Allah'ın arzusu da bu olurdu. Bunu hiçbiriniz yapmadınız. Ama siz karşıma geçip hiçbir kanıt göstermeden, elinizde hiçbir delil olmadan beni düşman ilan ediyor ve beni ayıplıyorsanız, iddia ettiğiniz gibi İbrahim'in oğulları olmadığınızın kanıtıdır bu. Çünkü İbrahim Allah'ı o kadar çok sevdi ki sahte putları parçalamaktan kaçınmadı. Hatta ailesinden bile çok sevdi. Hatta o kadar çok sevdi ki Allah'ın buyruğuyla ilk oğlunu kurban etmekten bile kaçınmadı. Biz Sanhedrin'in büyükleri sana bir tek soru sormak istiyoruz.
Seni öldürmek istemiyoruz. Şimdi söyle bize. İbrahim'in hangi oğlundan bahsediyorsun? Bizim büyük atamız İshak'tan mı yoksa... Arapların atası olan İsmail'den mi? Yüce Rabbim, hasretinle öyle yanıp tutuşuyorum ki ne yaparsam yapayım kendimi doğruyu söylemekten alıkoyamıyorum. İbrahim'e vaat edilen kurtarıcı, gelecek son peygamber, oğlu İsmail'in soyundan. Ey İsrailoğulları, kulağınızı açın ve beni dinleyin. Allah'ın elçisi olarak size Tevrat'ın doğruladığı ve benden sonra gelecek olan son elçinin adını müjdeliyorum. Ahmet. Bu bir yalan. Bu saçmalık. Bu adam bir peygamber değildir. Şeytanın hizmetkarıdır o. O şeytanın hizmetkarıdır. Bu adam bir sahtekar. O bir peygamber değil. O şeytanın hizmetkarı. Kovun onu. Kovun. Orada bulunan ahali, hahamların ve ferisilerin şeytanca tahriklerine kapılıp kutsal Meryem'in oğlunu ve onun havarilerini büyük bir hınçla taşa tuttular. Ancak İsa ve havarileri Allah'ın kudretiyle tapınaktan bir sıyrık dahi almadan uzaklaştılar. Çünkü İsa'yı taşladıklarını sanan bu kandırılmış insanlar aslında birbirlerini taşlıyorlardı. Ekselans Kayfas, dün o kadar taşı ve sopayı tapınağa kim getirdi söyler misiniz lütfen? Aslında her şeyi gayet iyi anlıyorum. O yüzden bana tam olarak ne istiyorsunuz söyler misiniz lütfen? Evet, sizi dinliyorum. Söyleyin. Çok iyi para ödeyeceğimizi bilirsiniz. General... Buraya sizi çok kazançlı bir işbirliğine davet etmek için geldim. Kazançlı bir işbirliği mi? Çok özür dilerim Ekselans Kayfas. Ben yaşlı bir askerim. Tapınağınızla alışveriş yapan bir tüccar değilim. Takdir edersiniz ki hepimiz insanız ve hepimizin ortak çıkarları vardır. Değil mi? Ortak bir çıkar mı? Sizinle bizim aramızda mı? Sizler Yahudisiniz, bizler Romalı. Sizler maddi kazançlar peşindesiniz. Hepsi bu. Ama biz bir takım prensiplere bağlıyız. Ağzınızdan düşürmediğiniz şu görünmez tanrınız sizin maddi kazancınız. Ama biz Romalılar oldukça farklıyızdır. Haksız mıyım? Ancak 10 yılda kazanabileceğiniz kadar çok paradan söz ediyorum ben general. Buna değmez mi sizce? Eğer bizimle işbirliği yaparsanız tapınağın hazinesinden bu paranın ödenmesi için derhal emir veririm. Böyle rezil bir iş için gayet iyi bir pazarlık. Evet. Benden Roma yasalarına karşı gelmemiş birini öldürmemi istiyorsunuz. Belki de bir şeyden gerçekten çok korkuyorsunuz. Çok haklısınız efendim, çok haklısınız. Bu adamın kanının üzerlerinden asla çıkmayacak bir leke bırakmasından korkuyorlar. Halk tarafından önemsenen kutsal bir adamı öldürmek suçunu putperestlere yıkmak her şeyi çok daha kolaylaştıracaktır. Ey
havarilerim. Biliyorum ki yakın bir zamanda sizlerden ayrılacağım. Sizden dileğim, benim yokluğumda da inancınıza sahip çıkın. Merhametli Rabbimden size başka bir peygamber göndermesini isteyeceğim. O bu dünyaya geldiği zaman size ve benim yolumdan gidenlere her şeyi anlatacaktır. Bunca zaman benim öğrettiklerimi size o hatırlatacaktır. Benim doğrularımı o tasdik edecektir. Kral Herod'un Sezar Tiberius'a şikayet etmesinden çekinen Pilatus'un İsa'yı tutuklatmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Bu olanları Hazreti Davud peygamberliğinde dile getirmişti. İsrail'in çocuklarına kendinden sonra gelecek olan son İsrail peygamberinin İsa olacağını, ancak bazı din adamlarının ve kralların İsrail'in evlatlarından biri olan bu kutsal insana karşı birleşeceklerini, çünkü onun çıkar sahiplerine karşı insanlara kurtuluşu müjdeleyeceğini söylemişti. O gece Magdalalı Meryem, İsa ve havarilerinin toplantılarına geldi. Beraberinde çok değerli, güzel bir koku getirmişti. Sen ne yaptığının farkında mısın deli kadın? Yaptığından utanmalısın Yahuda. Ben sadece bu kokudan elde edeceğimiz ücretle 30 insanı doyurabileceğimizi düşünmüştüm. Bu doğru değil mi? Kiminle konuştuğunun farkında değilsin sen. Yahuda, kalbinden neler geçtiğini biliyorum. Biraz daha sabredin. Yakında her şeyi anlayacaksınız. Biraz daha sabredin. Gel bakalım. Bu gece herkesi burada görmek ne güzel. Evet. Beyler, onu getirdim. Buraya gel. Sizleri tanıştırayım. Ekselansları, işte Yahuda. Simon İskariot'un oğlu. Sırtlan olarak da tanınır. Hizmetinizdedir. Para istiyor. 30 sikkeye ne dersin peki? O sene fısıh bayramı gecesi
havariler için çok farklıydı. Çünkü İsa'nın havarileriyle birlikte yediği son yemekti bu. Sonraki olaylar Hristiyan anlatılarıdır. Kapıyı açın! Hemen kapıyı açın! Açın kapıyı! Kapıyı açın diyorum size! Kapıyı açın! Sağır mısınız? Şu kapıyı açın! Açın şu kapıyı hadi! Hadi sağır mısınız? Açın şu kapıyı! Siz olun. Bu lanetlenmiş adamın cezasını Romalı kırbacı verecektir. Yahudiler, yani senin dininin yüce hahamları seni idam etmem için bana yolladılar. Bunun benim için kolay olacağını biliyorlar. Onların seni çarmıha germelerine izin veremezdim. Yok, konuşmayı mı unuttun yoksa? Senin ölümünden sorumlu tutulmak istemiyorum. Neden olduğunu biliyor musun? Neden konuşmuyorsun? Öldürülmek mi istiyorsun? Çarmıha mı gerilmek istiyorsun? Konuşsana be adam! Her yeri kan içinde efendim. Bu perişan halini gördüklerinde artık kendileri için bir tehlike oluşturmadığını düşünüp belki de onu öldürmekten vazgeçerler. Olabilir mi? Devam eden olaylar Müslüman anlatılarıdır. Yüce Rabbim, çok iyi biliyorum ki Ferisiler benden nefret ediyor ve hahamlar beni öldürmekte kararlılar. Senin sadık hizmetkarınım.
Lütfen bu sadık hizmetkarının dualarını duy ve bana merhamet et. Onların tuzaklarından beni kurtar ey yüce Rabbim. Ey İsa! İsrail'in evlatları sana oyun oynadı. Yüce Allah da onlara oyun oynayacak. O her şeye kadirdir. Şimdi yüce Rabbin sana sesleniyor ve diyor ki: Ey Meryem'in oğlu! Bu gece seni bu dünyadan alıyorum ve seni kendi katıma yükseltiyorum. Seni öğretilerini inkar edenlerden arındırıyorum. Seni takip ve takdir edenleri de, seni reddeden ve sana üstünlük taslayanları da hesap sormak üzere kıyamet gününe bırakıyorum. İşte o gün onların hangi hususlarda anlaşamadığını sorup yargılayacağım. Artık ayrılma zamanın geldi. Emrine amadeyim ya Cebrail. Ve Yüce Allah mucizesini bir kez daha gösterdi. Yahuda'nın bedenini ve konuşmasını Meryem'in oğlu İsa'ya çevirdi. Hey Barnabas, peygamberimiz nerede? Kapıyı açın! Açın kapıyı! Kapıyı açın! Açın diyorum! Bu o. İsa. O gitti. Muhtemelen şu tarafa gitti. Ne bekliyorsunuz? Yakalayın onu. Ben Yahuda'yım, Yahuda'yım. Yine büyü yapıp elinizden kaçmasını mı istiyorsunuz? Getirin onu buraya! Getirin! Onu buraya getirin! Onu öldürelim! Onu öldürelim! Onu öldürelim! Onu yasaklayalım! Kafir! Kırbaçlayın onu! Kırbaçlayın değil sizi! Ona el açın! Öldürün onu! Kafir! Kafiri öldürün! Öldürülmeli! Onu öldürün! Öldürün! Değil sizi öldürün! Öldürün bu kafiri! Öldürün onu! Öldürün! Yasaklayalım! O bir kafir! Öldürün! Onu öldürün! Kırbaçlayın şunu! Vurun onu! Vurun! Hadi! Kafiri öldürün! Kırbaçlayın! Ol buradan. Götürün onu. Petrus.
tapınakta dolaşmak için oldukça ilginç bir gece seçmişsin he? Benden ne istiyorsun? Ne o, neyin var? Hayalet görmüş gibisin he, ne oldu? Hayaletten daha beterini gördüm. Bana bak, sözlerine dikkat et balıkçı. Eminim ki havarilerden biri olmadığını iddia edeceksin. Ben hala onun havarilerinden biriyim. Ama oradaki benim peygamberim değil. Size doğruyu söylesem bile bana inanmazsınız ki. Bu adam ne diyor Lentos? Ne? Efendim, saçma sapan şeyler anlatıyor ahmak. Şerefim üstüne yemin ederim ki gözlerimin gördüğü bu adamın kesinlikle İsa olmasına rağmen İçimde bir ses onun kesinlikle İsa olmadığını söylüyor. Bu adamın İsa'yla hiçbir ilgisi yok. Ahalisi, Roma konuşuyor, dinleyin. Bütün hahamlarınız ve liderleriniz yargıç olarak beni, yani Roma'yı seçti. Ve bizler de yargılamak için burada bulunuyoruz. Buna dayanarak kararımızı açıklamak... Sakin olun. Bir bakıma bu adam ölümü hak etmiyor. Ama merhameti de hak etmiyor. Bu adam kendisinin İsa olmadığını, askerlerimize onu ihbar ederek yakalatan Yahuda İskaryat olduğunu iddia ediyor. Celile'nin peygamberi İsa bir büyü yaparak onu kendine dönüştürmüş. Onu öldürün! Eğer öyleyse bu adamı öldürmek gaddarlık. Ama eğer bu adam İsa ise ve bunu inkar ediyorsa kesinlikle aklını kaçırmış demektir. O zaman da bir deliyi öldürmek büyük bir acımasızlık olur. Bunu kesinlikle yapmak istemeyiz. O kesinlikle Nasıralı İsa'dır. Onu tanıyoruz. Eğer günahkar olmasaydı size onu teslim etmezdik. O bir yalancı! Biz ve evlatlarımız onun kanının her damlasının sorumluluğunu üstleniyoruz. Öldürün onu! Böylece Allah inkarlarından dolayı İsrailoğullarının kalplerini mühürledi. Çünkü onlar sözlerini çiğnemişlerdi. Çünkü onlar erdemli Meryem'e korkunç iftiralar attılar.
Onlar Meryem'in oğlu İsa'yı, Allah'ın elçisini öldürdüklerini söylediler. Oysa öldürememişlerdi. Çarmıha da girememişlerdi. Ama onlara öyle gösterildi. Allah'ım, neden beni terk ettin? İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu konuda şüphe içindedirler. Bu hususta kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Zira Allah mutlak üstün ve yüce olandır. Her hükmünde tam isabet sahibidir. Kur'an-ı Kerim, Nisa suresi, ayet 156-158.